Hexeditor ile Kaptan Tsubasa ekleme derslerine devam ediyoruz dostlar. Bu bölümde oyuncuların level ve enerjilerini öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Bu Tsubasa'nın o seti. Aynı. Şimdi bakın. Buradaki 0-1 kodu. Olayın 3 boyutu var. Bunlardan biri oyuncuların enerji ve skill'lerinin asıl gösteren bölüm. Yani burada tek kodla bir oyuncunun levellerini değiştirebilirsiniz. Yani mesela şurada 0-1 kodu var ya. Ben bu 0-1'e 3A kodunu yazarsam Tsubasa Mitsugune'nin level değerlerini alır. Bu bir. Şimdi hemen denememizi yapalım. Şuraya 3A'ydı galiba. 3A'yı yazdık. Mitsugune'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Buradan hemen bakın burada bizim kadro önceden değişmişti. Hemen kendi kadromuzu isimlerini pardon isimleri değişmişti. Yani bir şey değişmemişti. Fabian oraya gitti ama yani o Tsubasa da olsa normalde Misaki de olsa normalde Tsubasa'nın ismi yazılıydı da bakın tipleri falan bayağı değişmişti ama yani level değerlerini görüyorsunuz. Tıpkı adam Misaki, yani Misaki gibi görünse de aslında bu Tsubasa. Şimdilik. Bu mesela bizim oyuncumuza eklediğimiz bir kod. Şimdi bir de rakip oyuncular var. Mesela şöyle bir çılgınlık yapıp buradaki işte Fluminense'nin kalecisi, işte oyuncuları vesaire. Bunları mesela 18-19 kodlarını ben tutup kaç yapayım? O kadar da zor yapmayalım da arada oynayalım. Bunları mesela 29'da 2A yapacağım. Yani Flamengo oyuncularının kodları olacak bunlar. Kaydedelim. Tabii kalecileri unutmamak gerekiyor. Yani burada tamamen rakibi kendinize uyumlu hale getiriyorsunuz ki 0-4'ü de hatta bunu bayağı iyi bir yapalım. Bunu 1'e yapalım. Ama aynı zamanda kendi kalecimi de güçlendireceğim. Böylelikle çok kısa da olsa bir oyuncuları görmenizi istiyorum. Kendi kalecim 395 EE Offside'de Renato. Eks kardeşim. Buna da mesela kimin kodunu gireceğiz? Ya da dur önce bir normal kalsın ki rakip oyuncuların ne kadar iyi olduğunu görün. Ondan sonra değiştiririz. Ve bu sefer de o kodların ne işe yaradığını görürsünüz. Bu oyuncu da level değerleri iyi. Rakibe vereceğiz ve nasıl oynadıklarını görmenizi istiyorum. Fluminense de bayağı değiştirmişiz ya. Fluminense olmaktan çıkmış. Ha, Santos, pardon. Bir dakika. O kadar çok kodları değiştirdim ki artık her seferinde sıfırlamam gerekiyor herhalde. 0-3. Unutmuşum bak. Arada kaynamış yani. En azından kodları tekrar tekrar görüyorsunuz. Bu da bir şeydir. Mesela normalde bu oyuncular hani birbirlerine çalım falan atabilir. İki tarafta. Fluminense de atıyor, bizimkiler de atıyor. Tak diye kaptı. Tam da uyumlu olmuş ama Flamengo'nun müziği koymuşum belki de. Hadi bakalım topu alabilecek miyiz? Normalde Amaral ve Doğutor şu an
Takasugi görünümlü. O adam da otor ama topu kapardı bu adamdan. Kapabilirdi daha doğrusu. Pas keselim, blok yapalım. Şutun ne kadar hızlı gittiğini gördünüz mü? Yumrukla bakayım. Normalde bunu iyi kötü yumruklardı bu adam. Yani. Müzikiyi durduramazlar bunlar da. Şimdi olayı biraz abartmak istiyorum ben. Şu ağlar mağlar yırtılsın. Tamam mı? Bu adamlara şu kodu gireceğim ben. 81 kodlarını gireceğim ikisine de. Yani 9A62 81 Bu Arjantin oyuncularının olduğu kod. Yani Arjantin normal oyuncuları bu kodlara sahip. Bakalım nasıl bir rakip olacak karşımızda. Bakalım. Michigan'ın kodlarını yükledik ama bakalım geçebilecek mi aralarından? Özel hareket de kullanıyorum. Çalım attık. Vay, iki çalım attım lan. Normal çalım deneyelim bakalım. Vay be, müziğe bak. Çalınmaz herif. Çak bakayım lan. Ben rakibin ağlarını delmesini istiyorum ama bak topu kaptı. Şöyle pas kes. Tsubasa'nın böyle bazen pas kestiği oluyor. Rakip aynı oyunla oynuyor. Yani burada bizim sadece değiştirdiğimiz oyuncuların levelleri. Çıkardı hayret. Dur bakayım şuna bir vereyim. Top aldılar yırtacak mı onu bekliyorum da ben. Çünkü arada level farkı çok fazla. Bildiğin adamlar şov yapıyor şu anda. Yakala bakayım. Neyse ya ben halları yırtmasını beklerdim de rakip gerçekten güçlü. Onu gördünüz mü bilmiyorum da. Şimdi burada dedik ki bunlar özel oyuncuların kodları tek kodla değişiyor. Şimdi değiştirelim. Şahin şöyle tekrar 0-1 yapalım. Hatta tüm takımın şeyini falan değiştirebilirim ama şimdi bunlar norm özel oyuncular. Bunlar sıradan oyuncular. Bunlar da bu kadar da oyuncuların içeriği yani o kodların aslında içeriğidir. Şimdi Tsubasa'dan başlayalım mesela. 39 FF6. Şimdi oradaki o 0-1 kodu var ya. Şuradaki 0-1 kodun içeriği aslında buradaki 16 tane kod. 2 ile başlıyor. Bakın önde çift sıfır var. Ona dikkat edin. 2 ile başlar. Ta ki
Çift sıfıra kadar. Nerede bunun kodu? A kodu var. Burada toplamda 17 kod aslında ama enerjiyle birlikte toplam şey kod. Şimdi burada ilk kod enerji, ikinci kod şut, pas, çalım. Bu mantıkta gidiyor. Eğer merak ediyorsanız ben bunları ezberlemem ama bakın şut, pas, çalım, blok, kayma, pas, kesme. Zaten anlarsınız neyin ne olduğunu. Şimdi ben burada herkes biliyor 2.748 koduna tekabül ediyor. İşte diğer kodlardan aynı şekilde Tsubasa'nın işte çalımını, pasını ve şutunu atanayın. 16, 14, 12, işte 12, 11 falan filan böyle gidiyor. Mesela bu kodları biraz değiştirelim. 2 yerine işte 5E yazarsınız. OF yerine 1F yazarsınız. 15 yerine 25 yazarsınız falan filan. 30 yazarsınız, 40 yazarsınız, 50 yazarsınız vesaire. Buradaki o kodlar nasıl bir karşılığı var? Hemen buradan bakıp görebilirsiniz. Böylelikle daha böyle çekişmeli maçlar falan yapabilirsiniz. Bakın 972 enerjisi olmuş. Burada mesela kayma 72 olmuş. Bu hangi kod tekabül ediyorsa bunu buradan değiştirip değiştirip görebilirsiniz. Yani bu biraz deneme yanılma yöntemine giriyor. Ya da hazır olan, var olan kodlardan da faydalanabilirsiniz. Ne mesela bu? Mesela ben diyorum ki benim oyuncum en güçlü oyuncu olsun. Kim? O da işte Arthur Artunes Coimbra'nın kodları. İşte onun da çalımı 198 falandı. Ama enerjisi yok. Çünkü rakip oyuncularda bir enerji muhabbeti yoktu. Hatırlarsanız. Burada mesela bakın. Buradaki 17 kod. Hatta işte enerjisini de okumayalım. Hatta enerjisini alalım. Onu 400 falan tekabül ediyor. Şöyle 17 kod. Şu kodu kopyaladığınız zaman daha sonra gidin. Şuradaki şuraya geldiğiniz zaman bakın uzunluğa, length'e çok dikkat edin. Burada çok blok aralığında çok dikkat edin. Onlar çok önemli. İki yapıştır dediğiniz zaman veya da yapıştır dediğiniz zaman göreceksiniz. Şimdi Tsubasa'nın şeyine bir bakalım. Bakın bunlar dediğim benim Brezilya incelememi izlediyseniz Brezilya maçını orada paylaşmıştım zaten. Bunlar Arthur Artunes Coimbra'nın kollarıdır. Bunları kendiniz de manuel olarak da düzeltebilirsiniz. Ya da farklı kodlar yazıp da aynı şekilde yani şöyle de yapabilirsiniz bunu. Şuradan gelip çok belli olmayacak ama işte şuradaki 98 kodunu şu 5 EA offsetini 01'ini 98 yazarsanız gene aynı şeyi alacaksınız. Ama şu an aynı olduğu için mesela kiminkini yapalım? Zagallo ya da Carlos'unki olsun, tamam mı? Carlos'un koduna tek kodla buradan gelip bakıp 8'e koduymuş. Şuradan 8'e yapabilirsiniz. Bakın bu da Carlos Santana'nın kodları. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz aslında yani. Şuradan bir paint açalım ben. Şimdi şuradan mesela şuradan A yoldu diyorum, tamam mı? Daha sonra bu A yoldu 39 FF6 offset'i mesela. Daha sonra şuradan da B yolu diyorum. Biraz simetrik olsun. Bu da işte Coimbra'nın kodu olsun mesela. Mantığını anlamamız için 3A. Şimdi ben A yoluna girersem buraya gidiyorum. B yoluna gidersem buraya gidiyorum.
Ama desem ki şöyle göstereyim. Şöyle biraz şöyle yapabiliyor muyuz? Hayır. Şöyle yamuk bir şekilde yapabilseydim şöyle olurdu. Şöyle diyelim. A yolunu ben şuraya götürürsem ne olur? A yolu bu şeye çıkar. B yolunda keza gene buraya çıkarabilirim. Ama mesela yani A yolunu bu yöreye gittiğimiz diye de şu koda hiçbir şey olmaz yani. Bu kodu değiştirmediğimiz sürece. Bunun mantığını iyi anlamanız lazım. Tüm mantık bunun üzerine kuruldu. Kalecilerin de mesela normal özel oyun kendi oyuncularımızınkini yaptık. Kalecilerimizin de yapabiliriz. Mesela Wakabayashi'nin kodunu kaçmış Wakabayashi'nin kodu? Hamburg'da 12'ymiş mesela. Renato'nun kodu 5 EE City. Şuraya 12 yaptığım zaman tamamen Wakabayashi'nin kodlarına sahip olacak. Yanılmıyorsam 40-40'tı. Yumruk yakalama falan. Yani burada mantığını anladığınız zaman sizin de rakibin de aynı şekilde işleyecek. Bakın 47-47'ymiş. Çıkış vesaire. Yani bunu tamamen siz kendiniz ve rakibe göre uyarlayarak yapacaksınız. Evet dostlar, bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.